bölümümüzde Simple Present Tense'te olumsuz cümleleri kurmayı ve soru kalıplarını öğreniyoruz. Bakalım. Simple Present Tense neydi? Geniş zamandı. Simple Present Tense'te olumlu cümleler kurmuştuk daha önce, değil mi? Peki, olumlu cümleleri hatırlayalım mı? Çok kısa, positive sentences. Demek ki çocuklar, positive, olumlu sentences, cümle demekmiş. Positive sentences. Ne yapmıştık? Öznelerimize göre fiillerimizi çekmiştik. Neydi onlar? I, you, we, they. Ve bunların sonrasında gelen fiile bir ek getirmiş miydik? Hayır, getirmedik. Sadece bir fiil kullandık. Peki bu arada verb neydi çocuklar? Fiil demekti. Very good. Peki eğer öznelerim he, she ya da it ise ne demiştik? Bu öznelerden sonra gelen fiile hangi takıyı getiriyorduk çocuklar? Es takısını getiriyorduk ve olumlu cümleler kurmuştuk. Problem? No problem. Okay. Peki bu dersimize ne öğreniyoruz? Geniş zamanda olumsuz cümleler nasıl kurulur? Evet bakalım. İsterseniz I go to cinema cümlesine bakalım. Bu nasıl bir cümle çocuklar? I go to cinema. Olumlu bir cümle değil mi? Ben sinemaya giderim. Peki şimdi yapmak istediğim şey ben sinemaya gitmem demek olacak. I don't go to cinema dersem eğer ne demiş oluyorum acaba? Ben sinemaya gitmem demiş oluyorum. Yani ne yaptım? Olumsuz bir cümle kurdum. Hemen nereye bakıyorum? Bakın ne eklendi cümleme? Don't eklendi. I don't go to cinema. Peki acaba bütün öznelerde don't mu kullanıyorum olumsuz yapmak için? Hayır. Ama sırası geldiğinde göreceğiz. Peki öznem eğer you ise yine olumsuz cümle kurmak için çocuklar don't kullanıyorum. You don't listen to radio. Peki o zaman listen ne demek? Bakalım. Listen dinlemek fiili. Okay? Listen neymiş? Dinlemek fiili. Peki ne demiş oldum? You don't listen to music. Ya da you don't listen to radio. Sen radyo dinlemezsin. Peki diyelim ki çocuklar öznem he. Peki ya da öznem she ya da it. Yine ayırdım demek ki öznelerimi. Üçüncü tekil şahıslar bir arada aynı olumsuzluk ekini alacaklar. Peki o neymiş acaba? Bakalım. He doesn't. Peki he don't mu diyorum? Hayır. He doesn't. Peki hemen şunu hatırlıyorum. Olumlu cümle kurarken eğer özneler he, she, it ise fiili bir s eki gelmişti. Peki acaba olumsuz cümle kurarken de olumsuz olmasına rağmen fiile s takısı gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bakalım. Örneğin he doesn't drink milk dedim. He doesn't drink milk. Ne anlama geldi? O süt içmez. Peki bakalım fiilimize drink fiili herhangi bir ek almış mı? Almamış. Hayır almamış. Görüyor muyum bir s burada? Hayır görmüyorum. O zaman neymiş? Eğer ben olumsuz cümle kuruyorsam ve cümlede çocuklar doesn't var ise
O zaman ben fiilime es takısı artık getirmiyorum. Asla ve asla ek getirmiyorum. Peki bu arada drink fiilini öğrenmiş olduk. Drink neymiş çocuklar? İçmek fiili. Peki gelin bir de eat fiilini öğrenelim. Eat neydi? Yemek. Yemek fiili olarak çıktı karşımıza. Peki gelin she'ye bakalım. She. Olumsuz cümle yapıyorum. She doesn't. Peki she doesn't. O ne yapmaz olsun? O yemek pişirmez olsun. She doesn't cook meal. Peki bakın cook da yeni bir fiil bizim için. Cook neymiş? Cook pişirmek fiili. Cook pişirmek fiili. Cook meal yemek pişirmek. Peki she doesn't cook meal diyerek ben ne demiş oldum acaba Duygu? O yemek pişirmez. Very good. Peki diyelim ki bir hayvandan bahsediyorum yine. Olumsuz cümle kuruyorum. It doesn't. Peki o bir şey yapmaz. Örneğin bir hayvandan bahsediyoruz. Örneğin köpeğimiz havlamaz diyelim. It doesn't bark. Peki bark neymiş burada? Havlamak fiili. Peki it doesn't bark diyerek yine bir ek koymayarak, bakın cook'ta da yok, drink'te de yok, bark'ta da yok. Çünkü ne var cümlelerde? Doesn't var. Bu şekilde cümlelerimi kurdum. Any problem until here? No. Buraya kadar var mı? No problem. Peki, o zaman ne kaldı geriye? Hangi özneler kaldı? We, you, they özneleri kaldı. Onlarla da birer olumsuz cümleye örnek verelim. We. Peki, özne we olduğunda acaba doesn't kullanmaya devam ediyor muyum? Hayır. Ne kullanıyorum? Olumsuz cümle kurmak için don't kullanıyorum. We don't sleep late dersem eğer. Acaba Merve late neydi late? Hatırlıyor muyuz? Geç demekti. Sleep neydi? Sleep. Uyumak. Peki Merve ne diyorum ben? We don't sleep late. Biz geç uyumayız. Very good. Thank you Merve. Biz geç uyumayız. Peki sıra you'da ama hangi you'da? Çoğul olan you'da. You don't. Bakın yine ne yaptım? Olumsuz bir cümle kurdum. Ne kullanarak? Don't kullanarak. You don't. You don't go to museum. You don't go to museum. Sen ya da siz pardon tiyatroya gitmezsiniz. Peki they don't. Evet they don't play. Peki play fiil nedir acaba? Play oynamak fiili. Onu da yazalım. Oynamak. They don't play football. Onlar futbol oynamaz dedim. Nasıl dedim acaba? They don't play football. Okay? Problem here? No problem. Let's clean the board then. Peki bize verilen birkaç tane cümleyi biz olumsuz cümleye çevirelim. Okay? Örneğin, I write a letter. Ben mektup yazarım. İsterseniz arkadaşıma diyerek uzatabilirim. To my friend. Evet, bakalım. Write ne demekmiş o zaman? Hangi fiilmiş? Yazmak fiili. I write a letter. Letter neymiş? Letter. Mektup demek. I write a letter to my friend.
Arkadaşıma mektup yazarım. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Bu benim genelde yaptığım bir iş. Peki, ben şimdi sizden bu cümleyi, bu olumlu cümleyi, olumsuz cümleye çevirmenizi istiyorum. Peki, neye bakmam gerekiyor? Geniş zaman olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorum? Özne ve hemen fiilin kendisi kullanılmış, değil mi? Peki, o zaman hemen özneye baktım. Neymiş özne? Ay. Peki, ay'dan sonra olumsuz cümle yaparken acaba doesn't mı geliyordu? Don't mı geliyordu? Hangisiydi acaba? Don't geliyor. Çok güzel. I don't. Evet, bir şey değişiyor mu artık? Don't'dan sonra fiilimi kullanıyorum. I don't write a letter to my friend. Okay, I write a letter to my friend. I don't write a letter to my friend. Evet, anlam ne oldu acaba Begüm? I don't write a letter to my friend. Ne oldu anlam? Ben arkadaşıma mektup yollamam. Mektup yazmam anlamına geldi. Okay, thank you Begüm. Başka bir cümleye bakalım. Mary drinks. Mary drinks orange juice. Okay, Mary drinks orange juice. Okay, what's orange juice? Portakal suyu. Okay, what's drink then? Drink? İçmek. Okay, Mary drinks orange juice. Peki ne diyorum? Mary ne içer? Portakal suyu içer. Ben bu cümleyi olumsuz cümle yapmak istiyorum. Neye bakıyordum acaba? Baktım ki bu hangi zamanda bir cümle acaba? Hangi zamanda? Geniş zamanda. Peki öznem ne? Öznem kim özne? Bu işi yapan kişi kim? Yani özneden neyiz? Evet. Demek ki Mary de benim bu işi yapan kişi. Mary drinks demişim. Bakın olumlu cümle olduğu için s takısı var. Peki özne Mary olduğunda acaba olumsuzluk kelimem ekim ne olacak? Doesn't. Doesn't. Thank you Duygu. Mary doesn't. Peki evet neyi unutmuyorduk acaba? Neyi unutmuyorduk? Drinks olan fiil. Olumsuz cümlede acaba yine drinks miydi? Yoksa eski halini alıyor muydu? Eski halini alıyordu. Hemen yazalım. O zaman evet s takısını attık. Demek ki doesn't'ın olduğu yerde s takısı diye bir şey yok. Onlar birbirine küs. Okay? Orange juice. All right? Okay? Okay. That's good. Peki. Ali likes. Ali likes playing the piano. Evet, ne demişim? Ali likes playing the piano. Peki what's piano? Piano. What's piano? Okay. Aynı değil mi Türkçedeki gibi? Peki like ne demek? Severim. Like fiili, hoşlanmak fiili demek. Ali likes playing the piano. Peki ne diyorum? Ali piyano çalmaktan hoşlanır. Evet bakın like fiiline s takısı gelmiş. O zaman ben bunu acaba nasıl olumsuz cümle yapıyorum? Beraber yapalım mı Merve? Evet Merve, özlem Ali ise şimdi kullanacağım yardımcı fiil ne olacak? Doesn't. Doesn't. Very good. Ali doesn't. Peki Merve, acaba likes aynen aşağıya iniyor mu yoksa like mı oluyor? Like oluyor. Like oluyor. Ali doesn't like
playing the piano. Evet, ne anlama geldi? Şimdi cümlem, Ali piyano çalmaktan hoşlanmaz anlamına geldi. Okay, let's clean the board. Evet, yine şimdi cümleler yazalım çocuklar. My father repairs his car. Evet, ne demiş oldum? Örneğin, benim babam arabasını tamir eder. Demek ki neymiş? Repair fiili ne anlama geliyormuş? Tamir. Repair, tamir etmek anlamına geliyormuş. Peki bakalım. My father repairs his car. Babam arabasını tamir eder. Enes'cim, gel bunu beraber olumsuz cümle yapalım. Acaba nasıl yaparız? My father olduğunda özne. Sence don't mu kullanırız olumsuz yapmak için, yoksa doesn't mı kullanırız? Evet Enes'cim, ne dersin? Doesn't. Neden? Çünkü aslında my father'ın yerine bir özne kullandığımızı, yani zamir kullandığımızı düşünün. He kullanabilirim. Öznem de he olduğunda yardımcı fiilim ne oluyordu? Doesn't oluyordu. My father doesn't repair his car şeklinde olumsuz bir cümle kurmuş oldum. Bakın yine S takısı yok. Any problems with the negative sentences? No problem. No problem. Very good. O zaman biraz da soru soralım geniş alanda. Acaba soruları nasıl kuruyorum? Yes, no questions. Peki bunun ne olduğunu hatırlayan var mı acaba? Yes, no questions. Zaten adı üzerinde evet ve hayır soruları. Demek ki bana sorulan soruya ben mutlaka ve mutlaka yes ya da no ile cevap vereceğim. Peki geniş zamanda soruları nasıl soruyorum? Ne yapmıştık? Emizarlı cümlelerde hatırlıyor musunuz? Emizarı başa almıştık. Yani yardımcı fiilimizi başa alarak soru kurmuştuk. Peki acaba aynı şeyi burada da yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Peki acaba geniş zamanda benim yardımcı fiillerim neler? Do ve does. Peki neye göre değişiyor acaba? Eğer öznelerim yine I, you, we, they ise soruma neyle başlıyorum çocuklar? Do ile başlıyorum. Eğer öznelerim he, she ya da it ise does. O zaman soruya neyle başlıyorum? Does ile başlıyorum. Hadi bakalım. Karşındaki kişiye soru soracağım. Do you diye başladım. Do you go to school on Sundays? Evet çocuklar, bakın ne sordum. Do you go to school on Sundays? Şuraya kadar bakalım mı beraber? Bakın, yardımcı fiilim olan do nerede? En başta. Sonrasında ne gelmiş? Özne gelmiş. Evet, bakalım. Sonra ne gelmiş? Fiil gelmiş. Fiilin kendisini olduğu gibi aynen kullanmışım, değil mi? Peki, do you go? Buraya kadar baksam ben. Do you go kısmına kadar baksam. Ne anlama geldi? Sen gider misin sorusu oldu. Peki to school dersem sen okula gider misin oldu. Bir de buna on Sundays dersem pazar günleri okula gider misin sorusu oldu. Peki şuna bakalım bu arada. Sunday neydi? Pazar günü. Sundays diyerek bunu çoğul yaptım. Yani şunu demek istedim. Her pazar, pazar günleri demek istedim.
Ve o zaman bakın, demek ki günlerden önce ben ne kullanıyorum? Cümlemde mutlaka ve mutlaka on kullanıyorum. Nasıl saatlerden önce at kullanıyorum? Örneğin I get up at 7 o'clock. He goes to school at 11 o'clock gibi at kullanıyorum. O zaman günlerden önce de ne kullanıyormuşum? On kullanıyormuşum. Peki gelelim soruya, nasıl cevap vereceğim? Bana sordu karşımdaki kişi. Ben buna acaba nasıl cevap veriyorum? Yes. Yine virgül. Bana sorduğu için ben diyerek cevap vereceğim. Yes I do demem yeterli mi? Evet yeterli. Yes I do. Evet giderim. Peki biz pazar günleri okula gider miyiz? Hayır. Hayır gitmeyiz. Peki o zaman benim buna vereceğim cevap aslında no I don't şeklindedir. Demek ki ne yaptım? Yes I do. Evet giderim. No I don't. Hayır gitmem anlamına geldi. Peki do ile başlayarak örneğin Ali ve Ayşe ile ilgili bir soru sordum. Do Ali and Ayşe. Peki Ali and Ayşe yerine diyelim ki ben bir zamir kullanmak istiyorum. Ne kullanırım acaba? Başkalarından bahsettiğim için onlar derim. They. Sadece Ali olsaydı he. Sadece Ayşe olsaydı she olacaktı. Peki do Ali and Ayşe swim? Peki swim fiili neymiş? Yüzmek, swim yüzmek. Fiili yüzmek fiiliymiş. Do Ali and Ayşe swim? Bakın ne ekliyorum. In the swimming pool. Bakın ne yazdım. Swimming pool ne demek? Yüzme havuzu. In the swimming pool nedir? Yüzme havuzun da. Peki o zaman sorum ne oldu bakalım. Do Ali and Ayşe swim in the swimming pool? Evet Ali ve Ayşe yüzme havuzunda yüzerler mi diye sorduk. Peki cevap veriyorum. Yes. Peki ne demiştim? Ali ve Ayşe için they kullanabilirim demiştim. Evet yardımcı fiilim neydi? Do. Yes they do oldu. Peki bakalım. No they don't diyerek de nasıl bir cevap vermiş oldum? Olumsuz bir cevap vermiş oldum. Okay? Okay. Problem here. No problem. No problem. Okay. Let's go on. Bir tane daha örnekle devam edelim. My mother. My mother cleans the house. Bakın ben nasıl bir cümle kurdum? Olumlu bir cümle kurdum. My mother cleans the house. Annem evi temizler. Peki clean neymiş demek ki? Clean temizlemek fiiliymiş. Ne takısı almış? S takısı almış. Peki bu cümleyi olumsuz cümle yapmak istiyorum. My mother ne olacak yardımcı fiilim? Doesn't clean the house. Yani annem evi temizlemez demek istedim. Olumsuz cümle yaptım. Doesn't ve clean fiilinin yalın hali, yani ek almamış haline kullandım. Peki geriye ne kaldı? Soru yapalım isterseniz. Şimdi kimden bahsediyorum? My mother. Peki karşımdaki kişiye senin annen diye sormaz mıyım? Evet sorarım. Peki neyle başlıyorum soruma? Does'la başladım. Çünkü neden? My mother she anlamında, yani zamir kullanırsam she kullanabilirim. Does sorarken
senin annen diye mi soruyorum yoksa benim annem diye mi soruyorum? Senin annen diye soruyorum. Does your mother? Peki annen, does your mother yardımcı fiili mi kullandım? Özne mi kullandım? Sıra neye geldi? Fiile geldi. Peki fiilim neydi? Clean, yani temizlemek fiiliydi. Does your mother clean the house? Diyerek soru sormuş oldum. Any problems here? No problems. No problems. That's very good. Peki, isterseniz birkaç soruyla bunu pekiştirelim. Okay. Yes, Enes. Do you get up early? Yes. Ne sormuş oldum ben Enes'e? Erken kalkar mısın? Erken mi kalkarsın? Do you get up early? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Peki Merve, ben sana şöyle sorsam, does he, yani Enes'i göstererek sorsam, does he get up early dersem, sen bana nasıl bir cevap verirsin? Yes. He? Yes, he. Does şeklinde cevap veririz değil mi? Does he get up early? Yes, he does. Okay, Merve. Do you watch television? Do you watch television? Yes. Yes. Nasıl cevap veriyorum? Yazalım. Do you watch television? Bakın, sorumu yazdım Merve. Do you watch television? Sen örneğin buna yes cevap vermek istiyorsun. Yes, I do. Do diyorsun. Soruya neyle başladıysan onunla cevap veriyorum değil mi Merve? Evet. Peki, tekrar soralım. Do you watch television Merve? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Peki Begüm, sana şöyle sorsam, does she watch television desem, sen bana nasıl cevap verirsin? Yes, she does. Yes, she does. Very good, Begüm. Okay. Peki Duygu, do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Peki Berat, acaba Duygu ne dedi? Yes, I do diyerek ben ona ne sordum? Do you speak English? İngilizce konuşur musun diye sordum. O ne söyledi Berat? Yes, I do dedi. Peki ne demiş oldu? Evet, konuşurum anlamına geldi. Peki Enes, do you play volleyball? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Merve, does he play football or volleyball? Does he play volleyball? Yes. He. Neyle başladım soruma? Does he dedim. Yes, he. Does. Peki, diyelim ki Enes'e tekrar şunu soruyorum. Enes, do you go to work? İşe gider misin diye soruyorum. No, do you go to work? No, I don't. No, I don't. O zaman bu arada neyi öğrenmiş olduk? Work fiili neymiş? Çalışmak. Peki burada iş, yani isim anlamında kullandık. İşe gider misin diye sordum Enes'e. Do you go to work? No, I don't dedi. Peki Begüm'cüğüm, does he go to work? Does he go to work? Kimden bahsediyorum? Enes'ten bahsediyorum. O işe gider mi diye soruyorum. No, he doesn't. No, he doesn't. Peki, bana soru sormak ister misiniz? Do you? Örneğin, bana şunu der misiniz? Sinemaya gider misin? Nasıl sorarım bunu? Sinemaya gider misin? Do you go to cinema? Yes, I do. Do you go to cinema? Yes, I do. Peki, öğlen yemeği yemek neydi? Have lunch. Very good. Peki bana sorar mısınız? Öğlen yemeği yer misiniz diye? Kim sormak ister? Do you have lunch? Do you have lunch? Yes, I do. I have lunch at 2:00. Ne dedim? Saat kaçta öğlen yemeği yermişim? 2'de. Saat 2'de. Problem? No problem. No problem. Very good. Go on, let's go on.
Evet, şimdiye kadar cümleler kurduk ama bunlarda pek fazla zamandan bahsetmedik. Ama geniş zaman ne demek çocuklar? Geniş zaman dediğimiz gibi her zaman yaptığımız ya da sürekli belli aralıklarla yaptığımız işleri anlatıyordu. Mesela her gün, her hafta, her yıl, her yaz gibi zaman ifadeleri kullanabilirim aslında cümlelerimin sonunda. O zaman hep beraber every zaman ifadesini öğrenelim. O zaman every neymiş? Her. Evet. Every ne olabilir çocuklar? Every day. Every week. Peki every day ne demek? Her gün. Her gün. Every week. Her hafta. Her hafta. Peki every year. Her yıl. Her yıl diyebilirim. Every month. Her ay diyebilirim. Her ay. Peki her pazartesi diyelim. Every Monday. Every Monday. Peki örneğin her yaz diyelim. Her yaz neymiş? Every summer. Okay? Yes, let's repeat them quickly. Every day. Every day. Every week. Every week. Every year. Every year. Every month. Every month. Every Monday. Every Monday. Every summer. Every summer. Okay, problem? No problem. Demek ki ben cümlelerimin sonunda every kullanabiliyorum. Anlamı da neymiş? Her. Okay, başka neler kullanabilirim? Mesela cümlemin içinde ben her zaman erken kalkarım. Ben genellikle dışarıya çıkarım. Ben bazen geç uyurum gibi yine zaman ifadeleri de kullanıyorum. Peki acaba bunların İngilizce'deki ismi nedir? Bakalım mı? Biz bunlara İngilizce'de çocuklar frequency, adverbs diyoruz. Peki acaba bu ne anlama geliyor? İngilizce'de sıklık belirten zarflar. Sıklık belirten zarflar acaba neymiş? Bakalım. Eğer ben cümlemin içinde always'i kullanıyorsam, always her zaman anlamına gelir. Her zaman, always. Peki, diyelim ki sık sık demek istiyorum. Often. Sık sık neymiş? Often. Very good Merve, thank you. Peki, genellikle demek istiyorum. Usually nedir? Genellikle. Evet, okunuşu biraz zor. Usually, okay, always, often, usually, neymiş usually? Genellikle, peki, arada sırada, yani bazen demek istiyorum, bazen. Sometimes. Sometimes. Evet, sometimes neymiş? Bazen. Bazen anlamındaymış, aferin Enes. Okay, sometimes, bazen. Örneğin çok sık değil de az sıklıkla ya da nadiren, nadiren diyelim, never'a biraz sonra geleceğiz. Rarely, rarely az sıklıkla ya da hemen hemen aynı anlama gelen seldom, nadiren anlamını taşıyor. Evet çocuklar, rarely ya da seldom şeklinde nadiren zaman ifadesini kullanabilirim. Peki ben bir şeyi hiç yapmıyorsam, never. Örneğin hiç sigara içmiyorsam ne kullanıyorum never. Cümlemde? Never. Evet, nasıl okuyorum? Never.
yani hiç, asla anlamına geldi çocuklar. Baştan okuyalım. Always, often, usually, sometimes, rarely, or seldom, and never. Okay, can you repeat after me? Always. 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 Often. 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 Usually. 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 Sometimes. 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 Okay? Rarely. 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 Seldom. 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 Okay? Never. 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 Thank you very much. Problem? No problem. No problem. Okay, let's go on. Tamam, bunları öğrendik. Peki acaba cümlenin içinde bunları nereye koyacağız? Onları da görelim. Örneğin ben diyorum ki ben her zaman I ben her zaman ev ödevimi yaparım. Ödevimi yaparım diyorum. I always do my homework. Hemen neyi gördüm orada? Bakın ne gördüm? Always gördüm. Peki demek ki ben biraz önce yazdığım o zamanları, zaman ifadelerini cümlede kullanmak istiyorsam nerede kullanıyormuşum? Özneden hemen sonra, fiilden önce. Yani özne ve fiil arasına neler girmiş? Sıklık belirten zarflar girmiş. I always do my homework. Can you repeat after me? I always do my homework. Okay. Peki, örneğin our teacher, bakın ne yazdım. Our teacher bizim öğretmenimiz hiç geç gelmez, asla geç kalmaz gibi bir cümle kuracağım. Our teacher, evet hemen ne kullanıyorum? Sıklık belirten zarfımı never'ı kullandım. Peki gelmek fiili neydi? Go. Gelmek come idi, go gitmekti çünkü. Our teacher never comes. Peki geç neydi geç? Late. Our teacher never comes late. Okay, can you read? Hep beraber okuyalım. Our teacher never comes late. Late. Very good. Peki, we sometimes, evet biz bazen ne yapıyor olalım? Biz bazen kahve içeriz diyelim mi? Evet diyelim. We sometimes drink. Evet, kahve nedir? Kahve. Kahve demek. O zaman biz bazen kahve içeriz. Peki, genellikle dizileri seyrederim değil mi? I usually watch. Peki, watch neydi watch? İzlemek. İzlemek fiiliydi. I usually watch. Genellikle izlerim. Ne izlerim? Soap operas. Peki neymiş soap opera? Dizi, film demekmiş. Son olarak he seldom. Peki seldom neydi? Nadiren he seldom goes to the park diyerek cümlemi bitirdim. Ne demiş oldum? He seldom goes to the park. Ne diyorum? O nadiren parka gider. Any problems here? No problems. Do you understand? Yes. Yes, okay. Thank you. Peki, bu dersimizde neleri görmüş olduk? Simple present tense'te olumsuz cümleler nasıl kurulur? Ve soru kalıpları nelerdir? Ayrıca frequency adverbs'leri de görmüş olduk. Thanks for listening to me. See you next lesson. Bye.